Merhaba. Evet, itiraf ediyorum, ben bir peynir bağımlısıyım. Evet, bağımlılıklardan başka bir de bu başımıza geldi. Madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, bir de peynir bağımlılığı ortaya çıktı. Yalnız bu peynir bağımlılığının altında gerçekte yatan bilimsel bir kanıt var. O da şundan kaynaklanıyor. Peynirin içindeki bazı maddeler bizde alışkanlık yapabiliyor. Ve bunun sonucunda da peynirden vazgeçmek oldukça zor. Şimdi diyeceksiniz ki bol mozzarella'lı bir pizza olsa ne hoş olur. Ya da bol peynirli bir makarna ya da çift kaşarlı tost. Evet, haklısınız. Bu konuda size katılıyorum. Peynirden vazgeçmek zor ama ortada da peynir bağımlılığı denilen bir gerçek söz konusu. Bu nereden köken alıyor? Bir bardak sütte ne kadar protein var? Yaklaşık 7,7 gram protein var. Ve %80'i de kasein denilen bir protein. Peki bu kasein denilen protein ne üretiyor vücudumuzda? Kasei morfin denilen bir şey üretiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Morfin. Tanıdık bir kelime değil mi? Bu morfin opioid, yani afyon benzeri, afyon grubunda yukarı olan bu tanıdığımız bitkiden elde edilen bir madde. Ve aynı zamanda bu tür keyif verici maddelere benzer şekilde beyindeki bölgeleri harekete geçiriyor. Ve sonuçta mutlu oluyoruz çünkü dopamin sentezleniyor. Gördünüz mü? Bakın, morfinle başladık, dopamine kadar gittik. Peyniri bırakınca da bir yoksunluk sendromu ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İsterseniz bir deneyin. Bunun bağımlılığını test etmek sizin elinizde. Belki de siz farklı bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir diğer ilginç özelliklerden bir tanesi de şu. Anne sütünün içerisinde de kasein var. O yüzden rahatlatıcı bir etkisi var. Bağırsak hareketlerini de yavaşlatıyor. Bebeklerin emerken uyuyakalmasının altındaki nedenlerden bir tanesi de bu. Peki ya cheddar ya da krem peynir? Evet, onlarda 7 kat daha fazla kasein var. Bir de üstünlük rengini aklınıza getirirseniz bu işler karışık. Bir de meşhur Fransız peyniri var, Kamember peyniri. Bilmiyorum yediniz mi bilmiyorum ama başka peynirlere benziyor. İçi biraz böyle yumuşak krema tarzında. Ve açıkça söylemek gerekirse aynen bir çorap kokusu gibi. Evet, tam isabet. Bir ayak kokusu, çorap kokusu. Neden? Çünkü bu ayak kokusunu yapan bakteri grubundan üretilmiş bir peynir bu. Evet, yanlış duymadınız. Bu Previbacterium denilen bakteriler bu peynirde de var ve ayak kokusunun nedeni oluyor. Evet, artık karar sizin. Peyniri yiyelim mi, yemeyelim mi siz bilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.